sakin olacak bir şey yok. Sabahtan beri aynı şey söylüyorsun. Marmaris'te önceki gün düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde gergin anlar yaşanmıştı. Adam gelmiş boğazımdan sıçıyor sizin marşını söylediğim için. Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş boyunca Mehter ve 15 Temmuz marşı çalınmasına öğrenciler tepki göstermiş, İzmir marşı söylemişti. İddiaya göre Marmaris İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bey'e İzmir marşı söyleyen öğrenciyi önce susması yönünde uyarmış, sonra boğazını sıkmıştı. Gençlik yürüyüşünde yaşanan bu olay Marmaris'te büyük tepki yarattı. CHP ve Marmaris'teki bazı sivil toplum örgütleri olayı protesto etmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. CHP'liler ve sivil toplum örgütü temsilcileri 10. yıl ve İzmir Marşı eşliğinde yürüdü. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa! Adın yazılacak mücevher taşa. Atatürk Meydanı'nda toplanan grup sloganlar attı. Halk, umut, adalet, susma, sustukça sıra sana gelecek. Her şey çok güzel olacak. Yaşanan olayla ilgili grup adına CHP Marmaris İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen basın açıklaması yaptı. Bu hafta gençlik haftasıdır. 19 Mayıs 1919'da başlayan ulusal kurtuluşumuzun 100. yılını kutluyoruz. Gençlik Haftası çerçevesinde bugün Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı gençlik yürüyüşünde 19 Mayıs ruhuna aykırı olaylar yaşanmıştır. Çimen, İzmir Marşı söyleyen öğrenciye yapılanların ülkenin geleceğine yapılan bir hamle olduğunu söyledi. Yürüyüş sırasında Gençlik Marşı ve İzmir Marşı'nı da söylemek isteyen gençler susturulmak istenmiş, itiraz edilince üzerlerine yürünmüş bir öğrencinin boğazı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Ergen tarafından sıkılmıştır. Burada boğazı sıkılan ülkemizin geleceğidir. Demokrasidir, özgürlüklerdir. Bu mantık junta mantığıdır, darbeci mantığıdır, 80 ihtilalinin mantığıdır. Bugün Hasan Tahsin'in İzmir'de düşman işgaline karşı ilk kurşun attığı gündür. Biz bu yürüyüşlerde gençlere asıl bunları hatırlatması gereken eğitimcilerin tahammülsüzlüğünü kabul edemiyoruz. Üstelik 20 Mayıs 1938 tarihi ve 3466 sayılı kanunla 19 Mayıs tarihi Gençlik ve Spor Bayramı olarak milli günlerimizin arasına girerken bu marş da bu büyük bayramın simgesi olarak Türk gençliği ve sporcusunun marşı oldu. Gençlerin kendilerine armağan edilen bu günü ve bu marşları söylemesinden daha doğal bir şey olamaz. Basın açıklamasında olay protesto edildi. Cumhuriyetin kurucu iradesine aykırı olarak yapılmak istenen baskıların zulmün karşısındayız. Marmaris TV'de yayınlanan görüntülerden öğrendiğimiz bu durumu protesto ediyoruz. Günün anlamına uygun olmayan marşlar nedeniyle öğrenciler ayrıştırılmış ve bugünkü olaylar yaşanmıştır. Olayın yaşanmasında ilgisi olanlar hakkında idari işlemin yapılmasını istiyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşu örgütleri arkamızdadır. Herkes aynı fikirdedir. Hep birlikteyiz. Eğitimsel, Veliden, Disk Emeklisel, Pir Sultan Abdal Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Haziran Hareketi, ve ulaşamadığımız belki başka arkadaşlarımızla olmuştur Cumhuriyet Kadınları Derneği. Hep birlikteyiz. Herkesin haklı tepkisi bir aradadır.